Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Adil Yıldırım. Sizleri seviyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu unutulmaz kadın olmanın yöntemi nedir? Çok fena. Çok fena. Hazırsanız başlayalım. Gerçekten de enteresan bir konuyla karşınızda olacağım. Unutulmaz kadın olmanın yöntemi nedir? Size şöyle bir şey söyleyeyim. Birebir yaşanmış olayları anlatacağım bu videoda. Kendi hayatımdan. <laughs> Direkt olarak Baktığım zaman bende unutulmaz olmuş, yer etmiş kadınların sırlarını. Yani bunu nasıl gerçekleştirdiklerini, yöntemlerini size anlatacağım. Çünkü bunun bir sırrı var. Ve bu sırrı öğrendiğiniz zaman bunu istediğiniz adam üzerinde uygulayabilirsiniz ve gerçekten aşk hayatında insanlarda iz bırakabilirsiniz. Şöyle bir geçmişe baktığım zaman, yaşadığım hadiselere baktığım zaman 3 tane kadının farklı sebeplerle 3 farklı yöntem söyleyeceğim size. Ben de unutulmaz hale geldiklerini gördüm. Dolayısıyla bu videoda bu cayır cayır konuyu size aktarmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün mesela bazı mesajlar vardı dün bugün. Ya hocam video yok mu? Hocam akşama şöyle bir fişekle güzel bir video cayır cayır. Ya olmaz mı aşkım ya? <laughs> Sen istedikten sonra o video var ya gelir koşarak gelir sana doğru. Sen cansın. Seviyorum sizin mesajlarınızı. Teşekkür ediyorum. Yani çok tatlısınız gerçekten. Aramızdaki sinerjiyi seviyorum. Şöyle bir geçmişe baktığım zaman. Yaşadığım olaylara baktığım zaman bir kere İtalya'da bir kadınla başlayacağım şimdi. Unutulmaz kadınlarda e, ilk olarak onu anlatmak istiyorum. Çünkü böyle bir zaman sıralamasıyla gideceğim. Herhalde 2005 senesi falan. O dönemlerde İtalya'da yaşarken ben sigara içiyordum. Maalesef berbat bir alışkanlık. Kesinlikle tavsiye etmiyorum zaten bırakma hikayesini anlatacağım burada. E, günde bir paket sigara içiyordum. O yıllarda L'Oreal'de çalışıyordum İtalya'da. Gerçekten de üst düzey bir kozmetik firması ve orada güzel bir çalışma biçimimiz vardı. Oradaki arkadaşlarla İtalya, Torino'da gerçekleşiyor bu olaylar. Hayatıma bir kadın girdi. Şöyle söyleyeyim. Dehşet güzel bir kadın. <laughs> Şirkette birlikte çalıştığım bir hatun. Esmer. Böyle siyah şın, Böyle inanılmaz derecede siyah şın. Böyle neredeyse silah çekiyor böyle. İnanılmaz derecede insanları etkileyen bir havası var, cazibesi var. İşte bakışları, konuşması falan filan. Ben dedim ki abi bu iş böyle olmaz. Türk'ün gücünü gösterelim yani. <laughs> İtalyan hatunun peşinde koşmaya başladım dehşet şekilde. Tabi biraz zamanımı aldı. Başlarda bakmadı bana ondan sonra bir süre sonra işte benim bir takım yöntemlerim vardı kendime göre. Açık etmiyorum bunları şu an. Bu videonun konusu değil dostlar. Lütfen konuyu karıştırmayalım. Lütfen oralara girmeyin. Ee, zaman içerisinde mükemmel bir diyalogumuz oldu. iletişimimiz oldu. Güzel bir ilişkimiz oldu. Ee, şöyle bir şey yaptı. Çok ilginç bir şey. Yaklaşık ilişkimizin 6. ayı falan güzel bir muhabbet içerisindeyiz kendisiyle. Bana dedi ki bir gün yemek yiyoruz hiç unutmuyorum o anı. Öğle tatili. Yani ofisten çıktık öğle yemeklerini birlikte yiyoruz. Ya arkadaşlar da oluyor. Geniş bir grup var zaten. Yani gören takılıyor bize. Bana da uyuz olan birkaç tane erkek var ofiste. Ya diyor ben İtalyanım diyor ben diyor. Bu kızla diyor ilişki yaşayamadım diyor. Bak diyor Türk diyor geldi buraya. <laughs> Bizim diyor huzurumuzu bozdu diyor. Kim lan bu falan diyor. Böyle İtalyanlar var. Arkadaşım aslında yani muhabbet takılıyorlar bana. Biraz diş bilemişler. Ya onlarla yemek yiyoruz geniş. Mesela bir masa düşünün. Çok uzun bir masa. Yaklaşık 12 kişi 15 kişi yemek yiyoruz. Ha, e, o ona laf atıyor ona laf atıyor ona makarna atıyor falan. Böyle böyle tatili düşünün. Böyle güzel bir ortamda çalışmayı Allah nasip etti. Hakikaten güzel bir anılarım var orada. Ya da baş başa yiyoruz. Baş başa yediğimiz bir gün. Ve şunu da unutmuyorum. Pizza yiyoruz. Ya karşılıklı pizza, ben böyle tam olarak şöyle pizzayı ısırdığım bir anda bana dedi ki ya dedi senin gerçekten de sigarayı bırakmanı istiyorum dedi. Ben şöyle kaldım. Çünkü normalde benim hayatımla ilgili bir yorumda bulunan, bir müdahale eden işte şunu yap bunu yap diyen bir kadın kesinlikle değil. Yani hiç alakası olmayan bir insan. Zaten onun için ben de müdahaleyi sevmediğim için rahat yaşıyoruz birlikte. İşte takılıyoruz falan. Kıskançlıkları falan da yok. Hiç gelemem öyle şeylere. Şimdi kız rahat ama o kadar nokta tespiti söyledi ki ve bunu söylerken masada başka bir şey konuşuyorduk. O anda bunu söyledi alakasız. Ama o kadar hissederek söyledi ki sigarayı bırakmanı istiyorum. Senden de bugüne kadar bir şey istemedim. Ama dedi bu sana zarar veriyor. Ve yani işte öksürüyorsun şu bu falan sigarayı bırak dedi ya. Bunu benim için en azından yap bu ilişkide. Ya arkadaş şimdi ben pizzayı falan bıraktım. Ya bıraktım pizzayı falan dedim ki yani bir insan bu kadar bir şey hissederek söylüyorsa bunu biraz dinlemek lazım. Ve bu kızın bana karşı bir talebi bir şeyi olmadı ve kendisiyle ilgili bir şey istemiyor. Ve bunu bana o kadar değer verdiğini hissettirerek söylüyor ki yani ben böyle bir şaşırdığımı hissediyorum. Şimdi sigarayı bıraktım. O kadar net konuşuyorum ki ya yani belki bir gün iki gün daha içtim sigara sonra bıraktım. Çünkü sürekli o sahne onu bana söylediği kalpten net bir şekilde söylediği sahne gözümün önüne geliyordu sürekli. Yani diyordum ki evet ya en azından deneyeyim bıraktım. Ve ondan sonra bir daha sigara içmedim. <laughs> İnanılmaz bir şey. Kadının bana o kadar büyük bir katkısı oldu ki. Yani yıllar geçmiş arada bakın sohbetim muhabbetim yok uzun yıllardır hiç görüşmedim. İlişkimiz yaklaşık bir sene falan sürdü sonra da bitti çeşitli sebeplerle yani bir anlaşmazlık falan değil ama bazen bir ilişkinin bitmesi gerekir. Ve hala geçmişe baktığımda onun bana o hissettirdiği ilişki boyunca ve bu olayda da olduğu gibi hissettirdiği o değer verme duygusu ve bana kattığı bu büyük sağlık açısından önemli konu gerçekten çok büyük bir, hayatımda makas değişimiydi. Yani bana büyük bir katkısı oldu. Şöyle bir geçmişe baktığınız zaman sizin hayatınızda size katkısı olan, size faydası olmuş, size bir şey katmış, bir bilgi, bir şey, bir bakış açısı katmış insanlar sizin hayatınızda her zaman için unutulmaz olacaklar. Ama kadınlar özellikle etrafımdaki erkeklerle de konuşurken arkadaşlarla falan hep bir şeyler katmış kadınlar unutulmazdır. Hep farklı bir katkısı olmuş, bir imzasını atmış o adamın hayatına şöyle ya da böyle. Kadınlar unutulmazdır. Şimdi anlatmaya devam edeceğim. Başka kadınlar da var. Şimdi mesela baktığım zaman ben geçmişe. Bana en büyük katkısının İlaria ismini de söyleyelim. Mesele değil. Yıllar geçmiş. İlaria'nın bana en büyük katkısının bana değer verdiğini hissettirmesi olduğunu düşünüyorum. Yani unutulmaz. Çünkü bana değer verdiğini hissettiren bir kadındı. Benim ondan önce de ilişkilerim olmuştu. Özellikle işte üniversitede okurken Marmara Üniversitesi'nde falan ilişkilerim oldu. Ama bir kadının İlişkide bana gerçekten değer verdiğini hiç hissetmemiştim. Yani değer verdiğini hissettirdi bana. İlişki boyunca beni önemsediğini, bana değer verdiğini, benim sağlığımı korumaya çalıştığını hiç hissetmemiştim bir kadının. Bu ilkti benim için ve o zaman herhalde 24 yaşında falandım. Yani üniversiteden mezun olmuşum, gitmişim 25, 25 o civar ya. 25'te anlaşalım. <laughs> yani inanılmaz farklı bir deneyimdi. Bütün bir ilişki boyunca bunu hissettirmesi. Çok garip değil mi? İlişkilerim olmuş ama hiçbir kadından bunu hissetmemişim. Bana değer verdiğini. Bu beni çok etkilemişti. Birinci sırada onun için İlaria var. Onun ismini söyleyeyim. Şimdi diğerlerinin ismini söylemeyeceğim tabii. <laughs> İkinci sıra. Türkiye'de bir ilişkim oldu. İtalya'dan döndükten sonra... Hmm, Şöyle söyleyeceğim. Çok enteresan bir kadındı. <laughs> ve tanıştığımız yerde bir sanat galerisi. Yani böyle işte ben tablo mablo böyle şeyleri seviyorum. Arkamda da gördüğünüz gibi işte tablolar var videolarda. Videoları çok basit tutmaya çalışıyorum. Yani karmaşık hale getirmiyorum. İşte böyle acayip stüdyo ortamlarına falan geçmiyorum. Özellikle yapmıyorum bunu. Özellikle yapmıyorum. Çünkü ben... Basit, net ve anlatıma ağırlık veriyorum. Yani ben belli bir ortamda sesimi düzgün duyuyorsanız, ses sistemimiz önemli. Işık iyiyse, ve bir şekilde anlattığım ulaşıyorsa ben buradan yürüyorum abicim benim olayım bu. Yani işte çok prodüksiyonlara falan girebilirim yapmıyorum onu çünkü bu duyguyu kaybetmemek için. Basit simple is good yani basit güzeldir. Şimdi ikinci sanat galerisinde tanıştığım bir kızdı. Benim o dönem sırtlan dönemlerim vardı bak yalan yok. <laughs> Rahat tanışmıştım yani. Aa ne haber ya falan filan tablodanın sence nasıl bir şey kompozisyon var falan. Sanki böyle adamlar vardır ya böyle sanattan acayip anlayan. Sizce bu tablodaki genel olarak duygu nedir yani? Ne, ne, ne hissediyorsunuz? Ya sanatsal açıdan bakacak olursak yani genel toplumların simetrisi falan. <laughs> böyle boş konuşan adamlar vardır. Böyle acayip kendini pazarlar falan böyle. Ah falan. Bohem abiler böyle. Ah falan. Kadınlar da bunlardan etkilenir. Şimdi dürüst olalım. Şimdi ben de oradan girdim olaya. İşte böyle konuşuyoruz falan kız etkilendi. Fakat zaman içerisinde böyle birbirimizi tanıdıkça falan inanılmaz bir şey fark ettik. İnanılmaz gülüyoruz birlikte. Manyak gibi. Sürekli gülüyoruz. Yani bir süre sonra ben o entelektüel abi kıvamından çıktım. Çünkü sevmiyorum öyle gösterişler yapmayı. Fakat kız baktım ki çok zeki. Ve zaten onu yememiş. Yani sen bırak ya rol kestin falan diyor. Hoşuma gitti çok zeki. <laughs> ve dalga geçiyor ve rahatlıkla yapabiliyor bunu. Ve kendisiyle de dalga geçiyor. Alıngan değil. Ya yani kendisiyle çok rahat dalga geçiyor. Benimle geçiyor. Onunla bununla şaka yapıyor. Şaka kaldırabiliyor çünkü alıngan kadın bir erkeğin kabusudur ablam. Yani kabusudur. Alıngan kadından biz koşarak kaçarız. Yani erkek aleminde mesela şu vardır, abi çok güzel ama çok alıngan eğlenemiyoruz. En ufak bir lafa alınıyor. Ay ne demek istediğin ya falan. Alından er, alından kadın istemez hiçbir erkek. Şimdi dolayısıyla kız çok rahat, güzel eğlendiğimiz bir ortam var ve aylarca birlikte mükemmel bir ilişki yaşadık. Gerçekten öyleydi. Bu kadının benimle gerçekten eğlendiğini hissettim. Çok farklı bir duyguydu. Yani her an, birlikte olduğumuz her an gülecek bir malzeme buluyoruz, eğlenecek bir olay buluyoruz. Müthiş bir paylaşım içindeyiz. Ama benimle eğleniyor ya. Yani eğlenebiliyoruz birlikte. Güzel vakit geçirebiliyoruz birlikte. Dehşet bir duygu. Yani her anımız güzel geçiyor. Bu kolay değildir emin olun. Bu kolay bir şey değildir. Birinci sırada İlaria'yı anlatırken mesela İtalyan kızı dedim ki bana değer verdiğini hissettim ilk defa. Yani gerçekten onu hissettiğim bir ilişkiydi. Çünkü genelde kadınlar kendisi o değeri hissetmek ister. Yani erkek bana ilgi göstersin, değer versin, beni popolasın, ilgi yoğun olsun, ben değerli olduğumu hissedeyim. Ama Ilaria mesela İtalyan kız şunun farkındaydı. Ben ona değer veriyorum, bunu hissettireyim bu adama. Yani erkeğin de bu ihtiyaca sahip olduğunu çözmüş bir kadındı yani. Çok zekiydi. İkinci anlattığım ki ismini vermeyeceğim tabii ki. <laughs> o bizden, Türk bir kız. Ve şöyleydi, bana müthiş derecede eğlence verebiliyordu. Yani muazzam benimle eğlendiğini hissettirmişti. Birlikte eğlenebiliyorduk. Bu da benim için bir ilkti. Yani bu kadar her görüşmede, her buluşmada eğlenebildiğim, iyi vakit geçirdiğim bir kıza tanışmamıştım. Gülmek önemliydi. Yani nasıl söyleyeyim yani cinsellik yaşarken bile gülüyorduk bazen. <gülüyor> bir espri yapıyor. İnanılmaz bir şey. Gülüyorsun, yarılıyorsun o anda. Garip bir şey. O anda bile bunun peşinde. Yani sürekli mizah. Enteresan ve tabii ki insan çok kahkaha paylaştığı, çok birlikte iyi vakit geçirdiği insana bağlanıyor abi ya. Bağlanıyor yani gerçekten güzeldi. Onunla da hayatın çeşitli sebepleriyle ayrıldık, yollarımız ayrıldı ama gayet güzel bir iletişimimiz sonra devam etti. Hala arada görüştüğüm bir insandır. Şimdi üçüncüye geldik efendim. Bazen videolarımda bahsettim. Drama girmeyeceğim ama kanserden genç yaşta kaybettiğim bir sevgilim oldu. Tanıştık, müthiş bir ilişki yaşadık. Orada o ilişkide çok ciddi sevildiğimi hissettim. Bakın çok enteresan bir şey. Dehşet derecede bana sevgisini gösteren bir kadındı. Yani nasıl biliyor musunuz? Şimdi bir erkek şuna alışkın değildir duygularını göstermeye ve karşıdakinin duygularını görmeye de çok alışkın değildir. Yani ben çok kızdan şunu duydum. Birlikte olduğum kızlardan da duydum. Hatta bazı yaşadığım İtalya'daki ilişkilerde bile duydum. Oha dedim yani bunun demek ki milleti de yok. Bak İtalyan da aynı kafada. Şöyle şimdi seni şımartmayayım. <laughs> bazı kızlarda var. Ya çok sevgimi gösterirsem şimdi bu şımarır ha falan. <laughs> şimdi bu havalanır ha ben göstermeyeyim sevgimi fazla falan. Şimdi bu bahsettiğim hatun rahmetli oldu. O kadar net sevgisini gösterebilen bir kadındı ki, yani hiç çekinmiyordu. Ve yoğun bir özgüveni vardı. Ya bu adam şımarır, havalanır falan filan buralarda değildi yani. Net olarak yani durup dururken bir şey yiyoruz, hamburger yiyoruz, geziyoruz, sinemaya gidiyoruz. Çok sinemaya gidiyorduk onunla. Ya seni sevdiğimi biliyorsun değil mi diyor. Mesela durup dururken. Çok etkileyici bir şey. Yani muhabbet ederken, gülerken falan durup dururken seni sevdiğimi biliyorsun değil mi diyor. Ya enteresan bir şey. Dehşet bağlamıştı beni bu durum. Çünkü ben daha önce bir ilişkide. Birlikte olduğum kadına sevgimi göstermeye çalışırken onu hiç hissetmemiştim o kadar yoğun. Değer verdiğini hissettiren bir kadın var ilk anlattığım. İkinci sırada gerçekten benimle eğlendiğini hissettiren, bunu hissettiren bir kadın var. Üçüncü sırada gerçekten sevdiğini hissettiren bir kadın var. Bakın dikkat edin. Sevdiğini hissettiriyor, bunu sana gösteriyor, veriyor. Şimdi arkadaşlar bunları hissettirirsiniz ama bir adam bunları hazmedecek, bunu özümseyecek Yaşta değildir, olgunlukta değildir. Ben öyleydim ama. Şimdi bir de kızların böyle bir şansı var. Yani ben orada gerçekten o duygu transferine özümseyecek, hissedecek, algılayacak, olgunlukta ve yaştaydım. Hayat beni biraz pişirmişti. Şimdi mesela 21 yaşında genç kızlar bana diyor ki ya Adil abi sevgimi gösteriyorum inanılmaz iyi gösteriyor çocuk anlamıyor. 21 yaşında bir çocuk anlamaz. Hiçbir şeyi anlamaz. Alfabeyi anlamaz. 21 yaşındaki bir çocuk hayatı falan bilmiyor o bir çömez. Hayatla daha böyle daha mücadele etmemiş, boğuşmamış. Onun için dedim her zaman videolarımda 25 yaşından önce herkes ergendir. Erkeği kızı fark etmez. Ergeniz. Ergendik. Hayat algılamıyoruz. Hayat daha yaşamamış bir adamın. Senin sevgini algılamasını bekleme. Benim bu anlattığım olaylar belli yaşlara gelmişim artık. Biraz böyle bir 25, 26 olmuşum, 28 olmuşum, 30 olmuşum. Yani 35 olmuşum. Belli bir noktaya gelmişim ve artık anlıyorum. Gerçekten bir kadının sevgisini algılayabiliyorum. Onun kıymetini anlıyorum. Hala gözüm dışarıda değil falan filan. Yani bunlar biraz siz ne kadar bunları yapsanız da adamın da bunu anlayacak kapasitede olduğuna bir bakın. Yani o eğer o kapasitede değilse senin sevgiyi falan vermen de yetmez. Bir de şuna da inmek istiyorum bu videoda. Şimdi ben mesela bunları anlattım ya. Mesela videonun altında şu yorumlar gelecek. E peki niye ayrıldınız? Ne oldu? falan. Çünkü bazı insanlar hep bir ilişkinin sonsuza ka <laughs> sonsuza kadar gitmesi gerektiğini düşünürler. Yani bazı insanlar öyle diyor. E sonra? E ayrılmışsın işte ya bırak falan. <gülüyor> Çok gülüyorum yani. Bence komik bir şey. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar gitmek zorunda değil. Bazen bir insan sizin hayatınıza belli bir dönem için girer. Yani belli bir dönem misyonunu yerine getirir ve gider. Onun da yolculuğu ayrı, senin de yolculuğun ayrı. Sürekli yapışık ikiz gibi bütün ömür boyu geçirmek zorunda değilsin. Bazen bir insan ömürlük girer. Yani girer ve hayatının insanı olur. Hayatının kadını olur, erkeği olur işte neyse. Ve sen onunla ömrünü geçirirsin. Olabilir. Ama neden hayatımızda karşımıza çıkan her insana bu gözle bakarız? Neden? Yani ben bununla tanıştım. E tamam artık bütün ömür Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bazı insan sana bir şey öğretmek için girer. Bir acı veya tatlı bir deneyim için girer sana bir ders vermek için girer. Ama yani herkes böyle ömrünün sonuna kadar hayatında kalacak diye bir şey yok. Bu spiritüalizme karşı bir şey. Anlatıyorum ya spiritüel videolarım var. Yakında yeni konularım da gelecek. Size bir şey söyleyeyim mi? Unutulmaz kadın olabilirsiniz. Gerçekten o adamın ihtiyacı olan duyguyu bulun. O adamın hayatında eksik olan duyguyu ve o duyguyu oynayın. O şefkatse şefkati oynayın. Sevgiyse sevgiyi oynayın. Eğlenmekse ya ben daha önce çok eğlenemedim biriyle diyorsa eğlenceye oynayın ve ona o duyguyu verin. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Uhuyla bağlanır. <laughs> Size öyle bir bağlanır ki hiçbir şekilde ayrılmayı düşünmez. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın.